Evet arkadaşlar, bugün sadece Elektrodev ile rakibin 3 tane tacını almaya çalışacağız. Hadi bakalım. Yani bir taç alıp kazanmak bile şu an bir mucize. Çünkü bütün kartlarımız çöp birim. Sadece Elektrodev var ve ayna var tabii ki de. Şimdi hemen Elektrodev ile başlayalım. Kullansın, o mühim değil. Hiç mühim değil. İkinci bir Elektrodev'i bırakırız. Heyecan olsun diye. Ya normalde ikinci Elektrodev'i 2x'e bırakmak lazım. Ama ben şimdi bırakacağım. Hatta ikisini de aynı yöne bırakacağım. Evet, bize sıkıntı yaratacak kartlar hava kartları arkadaşlar. Şöyle bir iyileşir rutu atalım. En azından bir tanesi biraz olsun iyileşir. Bir tane çarpma. Tamam, güzel. En azından yavru ejderi alabildik. Yani hava kartımız yok. Yarasa vesaire almadım desteğe çok hızlı olsun diye. Sadece Elektrodev ile çünkü zarar vermeye, hasar vermeye çalışacağız. Hemen şöyle bir tomruk çevirelim. Güzel. Yavru ejderha ne yapacağız bilmiyorum bu arada. Yavru ejderha bizim için çok sıkıntı bir kart. Şöyle şuradan iskeletleri bırakacağım. Evet, rakip de yavru ejderha karşı zayıf olduğumuzu fark etti. Ama hemen şöyle bir Elektrodev bırakırız. Bir tane ruh. Abi, iksirlerimiz heba oldu ya. Bir iyileştir ruh atalım arkasından. Yani çok bir şey fark etmedi. Bir çarpma atalım. Şöyle bir tomruk. Tekrar bir Elektrodev'e dönelim. Ya da vazgeçtim. Abi o nasıl bir Prefire'dı dostum? Prefire'ını attı adam. O vurmasın, çok iyi. Şimdi bu sefer sağdan yollayacağım arkadaşlar. Şöyle yollayacağım hatta. Ya tek sıkıntı dediğim gibi yavru ejderha, çünkü ona bir şey atamıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir ruh atalım şuradan. Ateş ruhu. Bir tane Elektrodev. Şöyle bir Elektrodev daha. Çok güzel, çok güzel ilerliyoruz şu anda. Bir tane ruh. Tekrar bir ruh. Şey, Elektro. Şöyle bir tomruk. Tamam. İkinciyi çevirmeye çalışacağız arkadaşlar. En geriden bırakıyorum. Sağlam koyalım. Olur. Tekrar bir Elektrodev. Onu şuraya çekelim. Şöyle çekelim, buraya çekelim. Aslında ona ruh da atabilirdik. Elektro ruh da atabilirdik ama neden dondu ki? Tekrar bir Elektrodev. Devam. Devam abi, devam. Ona bir çarpma atacağım. Elektrodev'i çevirmeye gerek yok derken. Evet, güzel 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 güzel. Güzel, gayet güzel. Tekrar bir ateş ruhu. Şuraya savunmaya bir tane Elektrodev. Şuraya bir tane tomruk. Şöyle gel. Evet, rakip yıldırım şey pardon. Elektrodev'i dur 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 dur. Hemen bir Elektrodev. Konuşamıyorum abi. Rakip yani aynalamayayım diye sürekli atak yapıyor ki mantıklı da. Şöyle bir tomruk. Tomur biraz geç attık ama neyse. Bu arada zamanla oynasak derken kazandık. Zaman oynasak alıyoruz diyecektim ama zaten kazanıyormuşuz. Bu arada arkadaşlar, desteğe hava kart eklememiz lazım, yarasa gibi. Çünkü havaya karşı hiçbir şeyimiz yok yani. Tamamen sıfır. Ruh güzel gitti, iyileştirici ruh.
Fakat bir yarası eklememiz lazım. Neye eklemeliyiz? Bence yine burada ruhu eklemeliyiz. Tamam canını dolduruyor ama gerçi çarpma da gereksiz bir kart burada ya. Asıl çarpma gereksiz bir kart. Tamam şöyle daha iyi oldu bence. Yani umarım çarpma işi çok lazım olmaz bize. Hadi bakalım. Evet. O adamın şeyi çok güzelmiş flaması. Bol şans dileyelim rakibimize. Şöyle bir bekleyelim. İki hisse daha güzel iş yapıyor bu arada deste. Hemen bir iskeletler. Bu arada yine beyit deste geldi. Daha doğrusu prenses geldi. Tamam. Şöyle bir yarasa atalım. Bir tane ateş ruhu. Tamam gayet iyi. Bir tane şöyle tomruk yollayacağım oraya. Eğer fıçı yollarsa ikinci tomruğumuz var. Aynen öyle. Tamam güzel. Yani 2x'e kadar böyle gidebilir miyiz bilmiyorum. Ama deneyeceğiz abi. Tamam şuraya şöyle bir yarasa atalım. Şöyle bir tomruk. Şöyle bir ateş ruhu. Bunu mecburen kullanacağım artık. Şöyle bir yarasa. Çünkü felaket kulesi var muhtemelen. Aynen öyle. Ruhu attım ki oradaki elektro devim ilk çoktan bir canı dolsun. Çok güzel, çok güzel. Hemen bir tomruk. O elektro dev vurur bu arada kuleye. Yok hiç vuramadı. Hiç vuramadı. Şimdi bizim aynalamamız lazım bunu ama rakip yani çok sıkıntı geldi bize. Beyt DS'ye karşı hiçbir şey yapamayız. Yani prenses bizim bütün çöp birimleri yok ediyor. Şunu atalım. Atla bakayım. Tamam güzel. Evet abi aynalamanın vakti geldi çünkü 2x'e girdik. Ama öncesinde şuraya şöyle bir ruh atalım. Şimdi bir elektrodev. Bu arada rakip de şeyi almış. Benim ana destem var ya arkadaşlar onu almış. Hadi bakalım hayırlısı. Elektrodev'in diğerini sağdan bırakacağım arkadaşlar. Hemen bırakalım. Tomurumu bilerek çıkartıyor. Prensesi vesairesi iş yapsın diye. Arkadan bir yarasa bıraktım. Evet bu rakibi çok zorlu. Aşırı zorlu bir rakip. Hemen şöyle bir tomruk atalım. Hem Dart Goblin hem Prenses'e. Şöyle bir Elektro Dev. Evet Elektro Dev'i aynalamalıydık abi. Yok bu maçı kazanamayız. Mümkünatı yok. Mümkünatı yok abi. Şöyle bir tane tomruk. Dediğim gibi deste çok hızlı ve bu deste hiçbir şey yapamayız. Ben yine de deniyorum işler ama. Mümkünatı yok. Hemen şöyle bir maç daha deneyeceğim. Yani kaç kişi trollersek o kadar bizim için kârdır abi. Evet, Adin HZ geldi karşımıza. Şimdi direkt başlayacağım bu arada elektro devle. Biz şunu fark ettim. Ne kadar atak yaparsa o kadar iyi abi. Yani öbür türlü rakibi zaten savunamıyoruz. Bizim savunacak bir kartımız yok. Belki de hatayı orada yaptık az önce. Artık direkt dalıyorum o yüzden. Tamam. Güzel. Rakibin muhtemelen felaket kulesi var. Ya da o mu vardı? Olur. O da olur. Şimdi ayna da geldi. Ama tomuru bırakacağım burada. Hatta bir tomruk daha atılır mı? Yok gerek yok. Bir tomruğa daha gerek yok. Ruh atladı bu arada. İyileştirici ruh. O yüzden canı biraz olsun arttı. Şimdi aynalı bir şekilde bırakabiliriz diyeceğim ama dur daha zamanı değil zamanı değil. Önce şunu savunalım. Güzel bir tomruk. Güzel bir tomruk. Şöyle gel. Aynayı mecburen kullandık. Aslında kullanmasak da olurmuş ama. Evet evet çok kötü. Hemen şöyle bir ateş ruhu. Çok güzel. Arkadan bir elektro dev. Ayna geldi çünkü elimize. Evet. Aynalamamıza izin vermiyor. Abi burnum tıkalı olduğu için konuşamıyorum fazla.
Şimdi arkadaşlar şöyle bir tane elektro ödev bırakacağım. O havan öyle bedavaya almasın yani kuleyi. Şuraya bir tane ruh bırakacağım. Bu arada o Dart Goblin ölmüyormuş ya. Ben Dart Goblin halkasına girdiği için ölür diye düşündüm. Fakat öyle bir şey olmuyormuş. Şimdi sağlı sollu güzel vuruyoruz. Şöyle gel bakayım. Tamam, gayet güzel. Tekrar elektrodeye bırakacağım. Bu sefer şuradan bırakacağım abi. Çünkü havanı iş yapmasın. Tamam, güzel. İkinci bir elektrodevi de koyacağım bu taraftan. Olur. Hemen bir ateş ruhu. Şöyle bir tomruk. Peşinden bir yarasa. Bir tane iyileşici ruh. Orası biraz canlansın. Hadi bir tane daha atalım ruh. Canlanın artık. Tamam, güzel. O kuleyi aldık abi. Şöyle sağdan savunalım. Tamam, güzel. Şöyle bir ruh. Şöyle bir ruh daha. Hemen bir elektrodev. Son anda, yemin ederim son anda koyduk. GGVP. Az kalsın gidiyorduk. Yani bu DS'nin en büyük antileri hızlı DS'ler arkadaşlar. Çünkü hızlı DS'yi savunmak lazım. Hızlı bir şekilde. Fakat bizim DS savunamıyor. Sadece atak. O da bir tek dev iskelet var. Şey, elektro dev var, pardon. Neyse, bakalım. Şimdi yine hızlı hızlı gideceğiz. Full atak yani. Yapacak hiçbir şey yok çünkü. Hemen devi bırakıyorum. Evet, rakibimiz de ruh çıkardı oradan bir tane. Tomruk atalım. Evet, bait geldi yani. İlla hızlı dese verecek yani bu Supercell bize. Bir anti buluyor. Şöyle bir iyileştirici ruh da atalım derken yine Dart Goblin, yine Dart Goblin. Farkındaysanız son 3 maçtır sadece Dart Goblin veriyor karşımıza. Onu şöyle ortaya çekelim. Tamam. Güzel, sıkıntı yok. Sadece biraz şey yanlış oynadık. Almazsın orayı değil mi? Vallahi aldı abi neredeyse. Evet. Orada yanlış oynadık. Yani ben o kadar almaz diye düşündüm. Fakat baya baya alıyormuş. Tamam. Boşuna bir tomruk attı oraya. Şimdi sağ tarafı unutalım artık arkadaşlar. Solu odaklanmamız lazım. Yoksa GG. Şöyle en geriden elektro dev ile başlayalım. Pardon. Ağzım alışmış abi sürekli elektro dev. İşte dev iskelet diye diye. Onu şuraya kadar çekelim. Ya rakip özelliği basıp sol tarafa gidecek. Çok bariz belli ama. Aynen öyle. Gel böyle. Tamam, şimdi rakip oraya iksir harcamışken biz bir elektro devle başlayalım. Ona hiçbir şey daha harcamayacağım abi. Arkasından direkt elektro devi bırakacağım tekrar. Çünkü top binası var. Ve elektro devi çok fazla bir şey yapamaz o top binası. Tekrar şöyle bir elektro dev. Tomruk elimde. Dart Goblin için. Ama Dart Goblin uzak kaldı birazcık. Yani evet, Dart Goblin'i bizi bitirdi abi. Bizim buraya ok almamız lazımmış. Hemen şöyle bir elektro dev. Tekrar aynı şekilde çevireceğiz. Yapacak bir şey yok. Bu sefer böyle gideriz. Tamam. Tekrar elektrodeye bırakacağım köprüden. Elinde fıçı var. Fıçıyı bekletiyorum. O sanki yanlış oldu gibi diyecektim ki. Yok abi. Adamın deste inanılmaz hızlı bir deste. Tomuru çıkardık ama elimizden. (Gülüyor)
Adamda roket var gerçi. Ben niye kasıyorum? Yok, hızlı destelere karşı bir şey yapmamız çok zor arkadaşlar. Bize daha ağır desteler gelmesi lazım. Hadi bir maç daha girelim ya. Hakkımız varmış en azından. Bir maç daha girelim. Oku alsa mıydık acaba? Ne diyorsunuz? Bir daha bait vermez diye düşündüm yani. Bir daha vermez herhalde. Şöyle tekrar bir elektro devle başladım. Abi kesin bait verdi bak. %100 eminim. O kadar şanssızım ki ben. Yok, vermemiş. Tamam. Şimdi şöyle arkasından bir yarasa atacağım. Sonra iyileştirici ruhu atacağım. Özelliği basacak yani %100. Basmadı olur. Bir elektro ruh. Bir tane ateş ruhu. Şöyle bir tomruk artı iskelet. Başka bir şarjeme gerek yok oraya. Direkt atağa geçeceğim. Ya deste aslında 2x de iş yapacak gibi. Çünkü sürekli olarak dev iskelet atabileceğiz köprüden. Şimdi bir de şöyle sağdan elektro dev yollayacağım. Arkası şu ortaya şöyle bir yarasa. Bu deste ne lazım olduğunu ben anladım arkadaşlar. Bu desteye kasırga lazım. %100. %100 kasırga lazım. Tomuru çok tam zamanda attı. O yüzden vuramayacağız sağ tarafa. Yani daha fazla vurmak istiyordum ben. Sol tarafı savunalım. Tamam, sağ tarafı aldık. Çünkü 13 seviye elektro dev var orada. Artık ortadan elektro dev bırakabileceğiz abi. Hemen şuradan bir elektro dev bırakalım. Bekleyelim tabii önce. Tamam. Yani sağ tarafı savunmayacağım. Çünkü oraya her halükarda gidecek zaten. Ortadan bıraktım. Hemen peşine bir yarasa. Hemen bir ruh. Bir tane ruh da buraya. Bir elektro dev daha geliyor arkadaşlar. Onu bekleyeceğim. Bıraktım. Ortadan bırakmıyorum. Çünkü cadı sağ tarafa döndü. Özelliğini %100 basacak. O yüzden cadıyı savunmak zorundayız. Basma özelliğini. Güzel. Bir elektro dev. Ortadan bir aynalı elektro dev. Bütün ruhları at abi. GG VP. Hadi bir maç daha girelim ya. Dur, sardı 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 dur. Demek ki arkadaşlar sürekli bırakmak lazım bu elektro devi. Ya oklar almayacağım hala. Evet, ustalık ödülü gelmiş bu arada. Okları çünkü ya hava birimine lazım aslında ama ok da bu sefer alırsak deste bu kadar hızlı çeviremeyiz. Hadi son maçımıza girelim. Evet, Brill 13 geldi karşımıza. Ya da Bruya 13. Hemen şöyle ateş ruhu. Dur, ayna lazım bize. Ayna lazım bize. Tamam. Şöyle bir elektro dev. Evet, o da oradan devini bıraktı abi. Şimdi bunu savunmamız lazım. Mecburen yarasayı bırakacağım oraya. Yarasayı şöyle biraz geriye bırakacağım. Bir tane yarasa şuraya bırakacağım. Evet, güzel bir zehir. Hemen arkasından bir iyileştirici ruh. Bir tane elektro ruh. Beko Prens durdurur diyecektim ki geriye döndü abi şey. Evet, sıkıntı yok. Kuleye bir tane olsun vuracak o. O da yeter. Onu savunuruz abi. Gel böyle. Tamam. Şuraya şöyle bir yarasa. Şöyle bir ruh. Şöyle bir ruh. Tamam, güzel. Şimdi aynamız da var. Elektro ruhum, elektro büyücümüz de var. İkisini de yollamamız lazım. Hemen bir elektro dev. Burada prens biraz işi bozuyor ama onu bir şekilde durdurmamız lazım. Tomrukla falandı.
Valla diğerini sağdan bırakacağım arkadaşlar. Çünkü sola çok büyük ihtimal prens bırakacak. Bıraktım. Tamam, çok iyi. Biz yarasalarla savunuruz abi onu. Evet, bayağı savunduk. Kuleye vermezsek eğer çok güzel. Evet, kuleye verdik maalesef. Şimdi bir dakikamız kaldı. Burası bizim için çok kritik arkadaşlar. Açıkçası her yeri bırakacağım. Her yeri bırakacağım. Köprüden elektrodef onu oraya koyması daha iyi oldu. Arkadan bir elektro ruh. Bir tane iyileştirici ruh. Tamam, güzel. Orayı alamadık mı? Gerçekten mi? İskeletler iş yapar mı? Yapamadı. Evet abi, orada biraz yanlış oynadık ama. Yapacak bir şey yok. Şöyle gel. Oraya vermeyelim abi. Alırsın be orayı. Alırsın be. Alırsın be. Abi devi savunamıyoruz. Devi savunamıyoruz arkadaşlar. Aa, zehir çok kötü ama ya. Bu kadar olmaz ama abi. Zehir çok kötü oldu. Gerçekten zehir çok kötü. Zehir olması savunuyorduk bak. Yine de hani deve atacağımız bir şey yok. Bir kart yok. Hani iskelet ordusu gibi ama zehiri atması bitirdi bizi. Vallahi alırdık yani. Yoksa ortadan bıraksaydık mesela devi iskeleti almıştık. Elektro devi, pardon. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadar. Bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve de hoşça kalın.